Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Edirne'deki kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle su baskını yaşayan iş yerlerini ziyaret ederek esnaflara faizsiz acil destek kredisi verileceğini söyledi. Çok büyük bir zararımız yok ama madden manen daha ben 48 saat, 2 saatten beri uyuyorum. 2 geceden ben demirlikteyim. Allah yardımcınız olsun. Biz sudan bize kadar girdiler. Fakat su bittikten sonra arkadan hep kaynadı, sabah kadar hep su attı. Şöyle bir çamurlara bakar mısın? İçeriden çamurlara. Gördüm. Bir de artan böyle bir şey gibi. Kumbek gibi oldu. Demek ki orada bir şey var. Sorun var. Bakalım toprak kabarması. Çevre şehircilik geldi de buraya da. Biz de çok memnun oluruz. Bakın böyle bir talip kollamalıyız. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Allah yardımcınız sağ olun. Burada var senin için. Nerede? Burada. Evet. Bir metre geçmiş olsun. Valimiz şimdi tespitleri yaptırıyor inşallah. O da elinden geldi. Biz de KOSGEB'i devreye sokarız. Size yardımcı olmak için inşallah. Ufak tefek sıkıntıları giderip inşallah burayı ayağa kaldırırız. Tüm öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Can kaybının olmaması, cana bir zarar gelmemesi en büyük tesellimiz. Özellikle esnaflarımız büyük bir sıkıntı atlattılar. Çoğunun iş yerleri, içerideki malzemeleri kullanılamaz halde. Tabii altyapı sorunu oldu. Anlaşılıyor burada büyük bir altyapı eksikliği var. Dolayısıyla bunun bir yansıması olmuş. Bakanlık olarak desteğimizi vereceğiz. Tespitler biter bitmez. İnşallah bunları devreye alacağız. Rabbim böyle afetler göstermesin. Ama buradaki altyapı sorunlarının bir an önce çözülmesi lazım. Sadece bugün değil, yıllardır aslında imal edilmiş bir sorun. Buradaki sıkıntıların bir an önce toparlanıp burada daha sağlıklı ve güvenli bir ortamın oluşturulması gerekiyor. Bunu da gerekli arkadaşlar, sorumlular herhalde yerine getirecek. Geçmiş olsun. Valimiz tespitleri yaptırıyor. Biliyorum. Sağ olun. Elimizden gelen desteği vereceğiz. Sağ olun. Tekrar işletmenizi ayağa kaldırmak için. Sağ olun. Allah yardımcınız olsun. Biz de KOSGEB'den size bir destek çıkmak için arkadaşlara talimat verdik. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Biliyorum. Bu öyle kredi değil ya. 3 sene sonra ödüyorsun yani. Yok, öyle bir şey değil. Tamam, afat gereğini yapacak. Öbüründen de istersen. Şu hele gene şu mağdurda kesinlikle krediye bakmak. Yani hibe para istiyoruz yani açıkçası. Tamam. Kredi kaldıramayız Sayın Bakanım. Tamam, valimiz zaten gereğini yapıyor. Tamam. Eşyalar bizimde. Her şey su altında kaldı. Suyu çekti, toparlanacak. Ya evden su çekilme, deniz suyu kendi kendine çekti. Ev şu an balçık içinde. Eve gidip eşya tezgisini bile zorlar. Yani koyarak bir şey kalkıyor. Kiralık mı burası? Kiralık, evet. Öğrenciyim. Evet, öğrenciyim. Yani öğrenci mi Sayın Bakanım? Daha fazlası ne yapılabilir bilmiyoruz. Elimizden tamam. Gelen ne olacak onu bile fark ediyoruz. Vali Bey bizzat takipçisi. İlk adımı attı mı? İlk adımı yaptık. Tamam, dün gece saat kaçtaydı geldi arkadaşlar geldiği zaman size.